Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün The Postes kente şöyle bakacağız. Kendisi 7 saat falan yayında bir oynadık. Şöyle bir değerlendirdik. Merak edenler falan videosunu isteyenler olmuş. Böyle bir yapalım, inceleyelim dedik. Şimdi oyuna girdik. Oyunda size şöyle diyeyim. Aynısı demeyeyim de Destiny 2 ve Warframe havası var. Hatta oyun davalık falan olmuş. Destiny 2'den ikonları benzetildiği için dava falan açılmış. Oyun içi ikonları değiştireceğiz dedi. İkonlar hani şey oluyor genellikle. Size şöyle göstereyim. Şunların falan benzerliği gibi gibi şeyler varmış. Bunlar değil de daha farklı şeyler. Şimdi oyunla ilgili şunu diyeyim. PP çok soruyorlar. Şu anlık PP yok. Oyunda birçok karakter var. Karakterinizin level'ını ayrı ayrı kasıyorsunuz. Yani istediğiniz gibi karakterleri açıp o karakterleri oynayabiliyorsunuz. Burada mesela örnekler var. Ultimate modelleri işte bir üst karakter oluyor. Mesela biz Bunny oynuyoruz şu an 24 level. Bu karakterimiz 12 level. Girişte size 3 tane karakter sunuyor. Biri ateşçi, biri ici buzcu, biri de tank Ajax diye şu karakter. Bu tank oluyor işte, bu buzcu falan oluyor. Oyundan sonra size Bunny açtırıyor. Bunny ile görev yaptırıyor. Ondan sonra işte diğerlerinin parçalarını falan topluyorsunuz. Onları falan açıyorsunuz. Her birinin ayrı level'ı var. Şu an bu 24. Diğeri 12 level. Her birini ayrı ayrı kasıyorsunuz. Bir de ortak bir level'ınız var. Mesela karakterin level'ı şuyken şu Master Rank'ta diğerleriyle ortak gibi düşünün. Bu arttıkça işte modül level'ınız falan artıyor. Kapasiteniz artıyor. Çanta boyutun artıyor. Burada göstermiş. Şimdi şöyle bir mantık var. Sizin karakter level'ınız var. Tamam, şunu hesap level'ı olarak düşünün. Hesap level'ınız var. Karakter level'ınız var. Silahlarınızın level'ı var. Oynadıkça yükselen. Silahların modülünün level'ı var. Geliştiriyorsun modülleri birleştirerek. Daha sonra burada reaktörün var. Reaktör level'ı var. Burada 4 parça takabildiğimiz reaktörün alt modelleri olarak düşün. Bunlar var. Bunların level'ını kasıyorsun. Diğer descendantların level'ını kasıyorsun. İşte silahını falan ekstra dediğim gibi modül takabiliyorsun. Bir de kendimiz de modül takabiliyoruz. Bu kendimize taktığımız modüller. Bu Bunny karakterine. Diğerine falan farklı modül takabiliyoruz. Ben şu an hazır ayarlarla oynuyorum. Bunlara level falan basabiliyorsunuz. Level kasabiliyorsunuz. Onun harici işte klasik kostümler, cartlar, curtlar var. Karakterler bu şekilde. Oyunda kaç karakter falan var derseniz de şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane falan var. Tabi ultimate'leri saymadım. Bu saydıkların diğeriydi. Yer yer bunları farklı kullanıyorsunuz. Atıyorum ateş direnci için bu, frost direnci için bu. Ve bunlara göre modüller takıyorsunuz. Karakterlerin bu arada pasif skill'leri var. Şöyle göstereyim size. Mesela bizim Bunny şey yapıyordu. Böyle Q atıyor. Bu bomba. Bu elektrik çarptığı için bazı düşmanlarda farklı etkiler uygulayabiliyor. Bu bizim deşimiz. Basıyorsun, hızlı koşuyorsun. Ve karakterde mesela kendi özellikler var. Bunu basmadan diğer skill'leri falan atamıyorsun gibi. Onun yanında şöyle bir skill'imiz var. Açtığında etrafı elektrik vuruyor mesela, tamam mı? Ne kadar koşarsan o kadar hızlı elektrik vuruyor. Ultisi ise şöyle alan açıp böyle lazer atıyor. Pasif skill'leri falan da var. İşte iki kere zıplayıp yere düşünce elektrik falan vuruyorsun. Buradaki ablamız da ise şöyleydi. Bu böyle bir alan açıyor. Ultisiydi bu. Arada bir atabiliyor. Donduruyor oradakileri. Bu hızlı koşmasını sağlıyor. Yok, şu muydu? Aynen, bu hızlı koşmasını sağlıyor mesela. Bu şöyle atıyor. Geri atıyor. Bu fırlatıyordun, çok vuruyordu. Yer yer mesela Frost'a karşı zayıf olan bosslarda falan bunları takıyorlardı. Karakterler falan bu şekilde. Consumables'larda bizim klasik şeylerimiz var. Bunlarla işte mesela şu karakterin kodu gelmiş. Bunu açıyorsun. Bunu falan birleştiriyorsun. O tarz şeyleri var. Karakterler vesaire bu tarz. Ana yerden bahsedeyim birazcık. Ana yeri bu şekilde yapmışlar. Haritasına birazcık geçelim. Dünya haritası böyle bir şekilde. Şunlar boss, kafanızı karıştırmasın. Burası bizim ana yerimiz. Buraları temizleyerek diyoruz. Açık dünyası tam yok denilebilir. Buraya gidiyorsunuz. Burada sadece 4 kişi var. Yani sizden beraber 4 kişi burada hareket edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı göreve çağırabiliyorsunuz. Görev yapıyorsunuz. İşte noktalar var. Rift merkezleri falan var. Giriyorsun. Güzel ödül falan atıyor. Bir sürü yerleri var. Yani burası zengin olmuş birazcık. Ama tam açık olmaması biraz kötü. Yani 4 kişi giriyorsunuz. Adamlar size farklı görev yapıyor falan, sıkıntıya giriyorsunuz. Daha sonra şeyden bahsedelim. Burada oyunda şey eklemişler. Birçok zaman sıkıldığınızda buradan gelip özel görevlere girebiliyorsunuz. İşte savunma var mesela, 20 ve falan tutmaya çalışıyorsunuz. Karakterin level'ı burada kasılıyorsun. Burada farklı bir görevler eklemişler. Buradan operasyonlara girebiliyorsun. Daha sonra burada bosslara girebiliyorsun. Bossları da birazdan göstereceğim. Bir tur gireceğiz. Kendisi burada. Bir sürü bosslarımız falan var. Son level'ı falan da herhalde şuradan 130 level'a kadar falan gidiyor. 130 level bir boss var. Daha sonra dediğim gibi işte şeyler var. Modül geliştirmek var. Yeni silah craftlıyorsun. Silahın level'ını yükseltiyorsun. Mesela şu an araştırmacıya geldik. Yeni silahları böyle açıyorsunuz. Mesela yeni silah craftlamışım. Daha sonra buradan diğerlerini işte açmak için mesela bunun mu kodu vardı? Freya diye birisi. Aa, bunun kodunu bulmuşuz. Diğer parçaları gelip buradan bulup açıyorsunuz. Buradan geliştiriyorsunuz. Materyalleri burada yapıyorsunuz. Silah materyali yapıyorsunuz. Bu tarz ilerliyor. Biz şunu alalım mesela. Tamam, bunu geçelim.
Yeni silahını alıyorsun mesela buradan ultimate olarak. Yeni silahlar craftlayabiliyorsun. Bunlara level katıyorsun. Gidip silahları tek tek. Mesela burada da modülcü var. Enchant modül diyorsun. Bunun level'ını kasıyorsun. Mesela bu max mıymış? Max level'mış. Mesela bunu tutup 5 level yapabiliyorsun. Max modül kapasitesini falan, charge hatamızı falan artırıyor bunun gibi. Buradaki kapasite önemli tabii ki de. Yani oyunda sürekli bir grind var gibi düşünün. Mesela bir tane boss'a gireceğim. Şöyle göstereyim. Atıyorum şu boss fire vuruyor. Fire resist takman gerekiyor. Buradaki boss frost vuruyor. Zaten bilgiler burada yazıyor. Atak fire diyor. Fire resist takıyorsun. Zayıf olduğu yönler falan var. Zayıflığına göre takıyorsun. Ve ilginçtir ki şöyle şeyler de var. Mesela benim silahıma baktığınız zaman şöyle göstereyim. Chill atak var. Dondurucu atak. Fire arm atak var. Kolossuslara fazla vuruyor bossları. Recoil'i falan var. Bunları istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Geliyorsunuz işte silahçıdan. Buna şey yapıyorsunuz. Hangisiydi? Yok bu değildi galiba. Şuradandı. İstediğiniz gibi silah böyle level basabiliyorsunuz. Değiştirdiğine gidebiliyorsunuz. Galiba şuradandı ya tam. Buradan mıydı bakayım bir. Aynen. Buradan mesela kilitliyorsun, değiştiriyorsun, ona göre şey falan yapıyorsun. Yani durmadan sizin bosslara karşı yeni itemler yapacağınız, yeni maplere karşı yeni güçlü silahlar tercih edeceğiniz. Mesela ben buradayım. Burada kaç level'dı? 10 level, 19 level görevydi. Mesela beni zorluyor. Ben şu an 25 oldum. Beni inanın ki zorluyor. Önceki haritalara dönüyorsun. Şuraları falan yapıyorsun. Buralar görev var. Biraz açık haritasına bakalım. Hadi gidelim, buraya da hazır. Şimdi oyunda şöyle kanca atma mekaniği falan var. Bana kalırsa en güzel şeylerden biri bu. Geldik. Mermi sıkıntısı çok çekiyor. Şundan mermi alacağım. Heh. Mesela bak, kanca atmak istiyorsun. Şöyle atıyorsun. Hop uçabiliyorsun. Şöyle uçup taş şuraya da atabiliyorsun. Atıyorum, örnek veriyorum. Şu an bir dur bakayım. Heh. İstediğin yerlere gidebiliyorsun. Güzel tarafı da bu olmuş da oraya gidemiyormuşuz. Ben tekrardan şöyle geçeyim. Abi ikinci güzel olan da bence sesleri. Sesleri güzel yapmışlar. Mesela 1-2 skill falan kullanalım. Bu arada görevler çok baymıyor başlarda. Size şöyle bir örnek vereyim. Bir dakika şuraya bir çıkalım. Yani mesela şey de diyor. Git mob temizle de diyor. Şu tarz bir platform var. Platforma çık işte şu toplardan şu kadar topla. Şunu şöyle falan yap diyor. Bu bizim klasik görevimiz. Bir tane örnek olsun diye yapalım. Mesela ödüller burada yazıyor. 4800 gold. 1350 XP 19 dakikada. 19 level üstü 10 dakika sürer diyor. Ödülleri falan yazmışlar. Mesela görev seni yönlendiriyor. Ha, bunları kes diyor. Şu an benim grafikler medium'da falan olması lazım. Biraz uzun süre oynadığım için bilgisayar ısınıyordu. Mesela bir iki tane şöyle skill atalım. Şöyle bu çarın güzelliğini seviyorum ya. Koşuyorum böyle. Ha, geri geliyorlar mı? Ya bu birinci silahım bu arada. Mesela beyaz mermisi var. Beyaz mermileri toplayabiliyorum. Bu ikinci üçlü sıkıyor bak. Bir kere basıyorum. Üçlü sıkıyor şöyle. Ondan sonra ben başlayacak şunu kullanıyorum bu arada. Bunu seviyorum. Adam yok mu ya? Ha, yerden silah aldık mesela. Yerden silah topluyorsun. Mana topluyorsun. Heh. Mesela ben bunu seviyorum. Böyle tık tık kafaya atıyorsun. Daha sonra ultiyi de kullanalım şöyle. Tamam, kapatalım. Yani karakter en hızlısı bu diye bunu seçtiydik. Diğerlerini açacağız. Zaten bundan ilerlemeni istiyor herhalde. Ortada durmamı istiyormuş bu arada göre. Yani mantık bu. İstediğiniz gibi silah değiştirebiliyorsunuz. Bazukalar falan var bu arada. Bunu kullanalım bak mesela birazcık. Yeni silahımı taktım şu an. Bu yeni değil mi? Ha, bu yeni mesela. Ama sanki level'ı düşük olduğu için vurmuyor mesela. Daha bir level. Bunu birazcık kasmamız lazım. 28 vuruyor. Biz şunu çekelim. Ya bunlar işte şey yapacaksın. Gideceğim boss'a gireceksin. Boss'a girmeyi de birazdan göstereceğim. Mesela bir tane adam geldi. Haritada bu arada dostları görebiliyoruz. İki kişi burada, bir kişi burada. Ölüyorum bir saniye. Lan bir durun. Ha, kalkan gitti. Ekranda gözüken şu kırmızı da benim canım. Şöyle yapalım. Ya şey biraz kötü olmuş. Ha, bu görev yapan yok. Tek başımıza yapacağız şu an. Bir yer yer doğrulayabiliyor bazen. Öyle bir sıkıntısı var. Ama bazı yerler var ki void dripler mesela, onlara 4 kişi olmadan giremiyorsunuz. 4 kişi buluyor yanınıza. İster tek de girebiliyorsun bu arada. Tabi görev ona göre zorlaşıyor. Yerden silah almak önemli bu arada. Silahları ya satıyoruz, para yapıyoruz. Ya da kırıp içindeki materyalle upgrade falan yapıyoruz. Ha, biri geldi mesela göreve bak. O geldi de benimki bitti ki. Bitti benim görev. Değil mi? Ha, bu kadar görevler bu tarz. Şimdi şuradan bir çıkalım. Bu arada şöyle düşünün. Bu görevi bir yaptık bitirdik diye tekrar girebiliyorsun. Eğer ki arkadaşının falan görevi varsa.
Şimdi bana mesela yeni silahlar geldi. Ben burayı DPS'e göre sıralıyorum mesela. Ha, DPS'e göre sıralamışım. En çok vurandan en az vurana göre. Bunun şu an DPS'i 184. Bu daha ezikte bu. Bununla level basacağız. Şu an görüyorsan bak mesela 1295 kasmışız, 4000'de level alacak. Bu 15.000 kasmışız, 22.000'de level alacak. Daha 10 level. Bu tarz level kasıyoruz. Buradan level'ları da görebiliyoruz mesela. Bununkisi 3, 16. Bununkisi daha 1. Bunları falan hepsine level kasıyoruz. Daha sonra mesela buna modül de takmadık bu arada. Modül takmayı da göstereyim. Battle Pass falan da var bu arada. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Bir huzur verin lan. Çıkarmayayım oraya. Çıktım. Ya tam çıkamadım gibi ama ya. Buradan çıkar mıyız? Çıkarız, tamam, güzel. Bir huzur vermediler ya. Heh. Mesela ben önerilen modülleri diyorum da buradan ileri şey yapabilirsiniz. Mesela özellikler geldi bak buraya. Bayağı şeyler oldu. Sevledik. Şu an eminim daha fazla böyle şeyli vuracak. Bir hemen şu adamlar üzerinde deneyelim. Lan 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 lan. Biraz fazla atlamışım, dur. Ha, tam gideceğim yere attı, tamam. Olur. Yok, atar aynı ama bunu keseceğiz. Mecburen böyle level kasacağız ya. Ha bak mesela dondurdu, gördünüz silahın özelliği. Bu tarz özellikler var. Dur bakayım, şuna bir daha sıkayım. İşte kafadan daha çok vursun, elektrik şöyle vursun, böyle yaptım falan filan diye. Buradan modüller var. Buraya diyor ki mesela ekstra modül koyabilirsin diyor. Ayarlarım var bu arada. 3 şekilde kaydedebiliyorsun. Daha sonra işte reaktörler var. Buradan mesela ne veriyor? Skill boost veriyor bana. Şu anki taktığım Toxic Skill Boost Singular veriyor. Mesela bu ne veriyor? Kill'le tek veriyor. O şekilde tercih edebiliyorum. Bu Ultimate var. Legendary, yani sarı gözükenlere en iyisi. Buradan tek tek kendine göre şeyleri yapıyorsun. Silah kırmayı göstereyim size. Mesela silahlara tıktığımızda bunları kullanmayacaksın ya. Shift'ti galiba. Shift'le basıp CTRL ile kırıyoruz. Ve karşımıza bunlar çıkıyor. Bunları daha sonra bir yerlerde kullanıyoruz. Aynısı bunlar için de geçerli. Bunları tek tek şöyle yapıyoruz. Kırıyoruz. Bunları da başka bir şeyler yapmak üzerinde kullanıyoruz. Baya yani oyunda her çıkarttığınız bir şey sizin bir işinize yarıyor. Bu arada grafikler harikaymış, fakat ben DLSS performansı almışım. Onu bir düzelteceğim. Şu an boss'a girdik. Hemen boss gelmeden şunu bir ultra şey alalım. Quality alalım, biraz gözler şenlensin hocam. Şu an düzeldim. Aynen düzeldi. Boss'a giriyoruz. Her boss'un kendine has bir özelliği var bu arada. Biz ezik silahla girdik yalnız. Bu birazcık sıkıntı olacak. Boss'lara şu an biz 4 girdik. Gördüğünüz üzere PlayStation'dan giren 2 kişi var. Bir kişi de Steam'den giriyor. Ben de Steam'de oynuyorum. Oyunun 350 bin online falan şu an şeysi var. Boss'larda da şöyle bir mantık var. Zaten girişte gösteriyor. Bunun gözü şurası ve birkaç yeri zayıf nokta. Şu an oha, bizim adam ne yaptı? Oğlum 38 level var, tek atıyor şu çocuk. Bak şu çocuk 38 level tek attı. Arkadaşına yardıma girmiş muhtemelen. Öldü. Ya bu birazcık da bir şeyle oyun çıkalı bir 10 gün olduğu için falan birazcık hızlı bitiyor. Bu arada bunları almanıza gerek yok. Size şöyle göstereyim. Unuttuğumuz lootlar da mail kutumuza geliyor. Bosslardan sonra şöyle bir şey geliyor. Burada modülümüzü seçiyoruz. Ve elimde mesela iki tane falan var. Benim bunny kodum var. Buradan bir tane seçebilirim. Ajax gelebilir. Veya buradan seçebilirim. Bunu seçelim mesela. İki tane varmış. Ne geldi? Silah yapma şeysi geldi. Ya normalde bosslar böyle olmuyor. Bu adam 38 level gelip tek attı. Burayı farmlıyor olabilir. Buradan mesela ekstra silah düşüyor, gidip onları kırıyor. Veya silah level'ın mesela kaç oldu bu? Daha önce bununla hiç vuramadık gerçi. Bir çıkalım. Daha zoru varsa daha zoruna girelim. Bu arada boss'a tekli girmeyi yaptım şu an. Şu an tek kişi gireceğim. Hem daha kolay anlatırım diye düşündüm. Ya oyunu bu arada severseniz harbiden oyunda yapacak şey çok. Hani silahları geliştir. Diğer şeyleri geliştir. Modüllerini geliştir. Böyle boss'ları ileride, yani 4, bunun 4 üstünün modülü, ama boss'u kesemeyen vardı. Yani zorlanıyordu. Bunun kaç canı gidiyor? Şöyle ufak kaçayım. Karaktere göre de seçebiliyorsunuz mesela. Mesela şuraya bak, kaç vuruyor? 637 vururken göze de 1100 vuruyor. Aha, bir dakika. Çok vuramaz zaten bu şey de. Şu tam gözüne sıkmaya çalıştım da mesela gözü şey oldu. Bunun üstüne atlayıp şey yapabiliyoruz bu arada. Nereden de? Şurayı söktükten sonra oraya vurabiliyoruz. Da şu an tam yapamadık. Bir şarjör. Bu arada şuralara falan da çıkabilirsiniz ya. İstediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Daha kırdı tabii ki. Mesela daha da yukarı çıkalım. Da bana doğru gelecek de sıçtık. Dur.
Şu küçükleri de kesmeniz gerekiyor ara ara. Bunlardan mermi düşüyor. Hani merminiz falan kalmazsa iyi oluyor bunlar. Mesela şöyle alalım. Bana vuramıyor da ölmüyor da ya. Benim hasar etmiyor. Şöyle yakında gideyim. Altına bu arada şurada durursanız da ateş atıyor, haberiniz olsun. O tarz ses de var. Aha böyle örnek. Yani her şeyde bir counter var. Bunu böyle böyle keseceğiz ya. Şunu alayım. Hızlı hızlı sıkayım. Mesela göze sıkarsak daha iyi. 1100'er yok ettik onu. Şu füzeleri de yok edebiliyorduk ya, yanlışım yok da. Bunlardan bu arada şey düşüyor mesela, manam bitti şu an enerjim. Alıyorum, enerji geldi, hop şunları da alacağım. Yani bu tarz şey yapabilir, yani tek de kesebilirsiniz. 4 kişi de kesebilirsiniz. Girip bunu da farmlayabilirsiniz. O itemleri de göstereceğim, onlar da maile geliyor bu arada. Mesela şuraya çıkmamız lazım bizim. Mesela. Bunda çıkabiliyor muyduk böyle? Bunun bir mantığı, mekaniği vardı da tam onu hatırlamıyorum. Sağdaki yazan dead de ölme sayımız bu arada. Ha, immun oldu. Okey. Burada vuramıyoruz. Bu şey bitene kadar. Bekleyeceğiz bakalım. Bunlara mı sıkıyorduk ya? Aha, bunlara sıkıyormuşuz. Pardon. İmmun olmamış. Ben hiç bu evresine gelene kadar kesmediğim için. Bura mı kaldı? Yo. Niye immun? Heh. Şu an immunu gitmesi lazım. Oğlum ben kırıyorum. Bir daha mı yapın? Heh. Gitti. Daha çok vuruyor bu arada ya. 6000 7000 vuruyor ha. Double level'da, 20 level'da. Bu silah da ezik bir de. Bunu da geliştireceğim yeşil de. Hadi öldü ha. Girip de hızlıca bunu farmlayıp buradan istediğin şeyi sürekli çıkartabilirsin. Mesela bir tane de şundan ver. Bunlar da gene görevden veya sen craftlıyordun yanlışım. Yoksa gene düşürdük. Şimdi bunları gene almayacağım. Mailime gelecek. Bu arada şu kafamın üstündekiler görevler. Mesela Freya'yı açmak için belli bir benden şey istiyor. Şuraya gir, şunları yap diyor. Yukarıdaki başka bir görev demin yaptık ya. Mail kutumu açtım. Gelmiş mi abi buraya? Bakıyorum. Şu an daha düşmemiş. Bekleyelim. En son bak böyle mod muydu? Mod düştü. Şunlardan biri düşecek. Biraz bekleyelim. Yani videonun sonunda göstermiş oluruz. Ya şeyden bahsedeyim. Buranın adı Albion bu arada. Bu şeyin merkezin adı. Burada işte storage bir tarih var. Şuradan bosslara giriyorsunuz. Dediğim gibi buradan size wave yerini gösterebilirim. Research merkezi burada. Silahları falan buradan şey yap. Silah alıyorsun. Mail box'ımız. Bunu geç. Burada da şey var. Bir de şey engelliyor. Hani fazla DP, FPS'iniz düşmesin diye diğer oyuncuları gizliyor. Yoksa bu kadar yok yani. Burası bayağı bir kalabalık. Birkaç dünyadan burası bir tanesi. Bir de şu wave'li yere girelim. Ondan sonra yavaş yavaş da videomuzu salarız. Hem de ödüller gelmiş olur. Yani öyle arkada ödül mü kaldı, ya bu oldu, ya şu oldu diye de korkmanıza gerek yok. Bu da 4 kişi girdiğimiz bir savunma bölgesi, bir base var. Orayı tutuyoruz, wave yaratıklar geliyor. Buradan çok güzel para, çok güzel level, çok güzel rank kasıyor. Eskiden silah da atıyordu, kaldırmışlar. Şimdi şöyle materyal patern falan atıyor. Şu an buldu, içeri giriyoruz. Ya buranın bir sevdiğim diğer yanında şey ya. Adı neydi? Rahat rahat açık alan ya. Bunun üstüne çıkma yok mu artık? Kapatmışlar mı? Beta'da, oyunun betasında oynadım ben bu arada. Pasifi bu arada bu çarın. Böyle zıplayıp vurabiliyoruz. Böyle hani mobları vurmadan da böyle gidebiliyoruz. Bunu koruyacağız. Yukarıda şimdi canı gelecek. 22 wave'imiz var. 5 wave'de bir bize soruyor. Şu anda geliyor, ne tarafa geldik? Bu tarafa bakıyorum. Birkaç wave keselim buraya. Burada güzel silah da kasıldı mesela. Ezik silahımı burada ilk wave'lerde kullanabilirim. Hani gelmedik ise. Bu arada oyunun Q'sunu tap'ta şöyle bir şey var. Tap'ta etraftaki şeyleri size gösteriyor mesela. Hani moblar ne tarafta, ne tarafta loot var. Bak mesela taba bastım. Üstüne hani etkilerini bile gösteriyor. Bunları biz şöyle yapalım ya. Şöyle bir koşalım. Uçarım bunu seviyorum ya. Böyle yürüyorsun. Kesiyorum mis gibi. Hani silahımı da elimde tutayım. Şu an mesela silah ne olmuş? 1459 level almış mesela. 2 level olmuş. Bir devam edelim.
Tabi diğerlerinin skilleri de var mesela. Biri Prey'i açmış, biri... Oğlum bayağı çar açmış lan bunlar. Tank falan var oyunda. Hani oacak dediğimiz tank kalkan malkan açıyor, koruyor. Mesela burada o çok lazım. Ezik silahla sıkalım da biraz. AFK'mız var. Ha, 25 level oldum mesela şu an. Skillerim falan gelişti. Sıkamıyorum ha. Şu anda 52 FPS alıyorum bu arada. Quality DLSS'de kullanıyoruz. Ayarlarımı da göstereyim hemen. Şöyle Hulk'ta 120 FPS aldıydım ama alamıyor. Boost'um da açık. Bu şekilde quality'de. Bunu balansta çekebiliriz. Hani 5-10 FPS belki etkiler. Aynen 64 oldu. Yani burası da eğlenceli. Yaratık geliyor üstüne, kesiyorsun, level alıyorsun. Güzelce de bunu veriyorsun. Bosslarına giriyorsun. Hani çok uzun süre sıkar mı bilmiyorum ama tadımlık. Hani ara ara giriyorum. 7 saat oldu dediğim gibi. Güzel gidiyor. Bu arada silah 4 level oldu bile. Direkt. Yani burada çok güzel silah ve level kasabilirsiniz. Ben yeni level aldıydım. 13.000 kasmışım. 13.994, 14.000. Hani 4 kişi kestiğimiz için adam alev püskürtüyormuş bu arada. Çok hızlı level kasabiliyoruz. Şu an bir bitti mesela, yeni map falan geliyor. Şimdi oyunun kolay gözüktüğüne bakmayın. Bir bosslar var. Bunlar mesela 10. evde falan geliyor. Normal görevde de geliyor. Tepesinde böyle 3 tane top oluyor. Kesiyorsun. Boss'a %10 vuruyor biliyorsun. Bir daha top geliyor. 3-4 kez o evre tekrarlanıyor. Ve baya... Lan benim yanımdan niye patlattı? Neyse. Baya bir o zorlayıcı oluyor mesela. Burada şu an yanımızdaki 27 level, 22 level vuruyor da. Ha, biz tabii şu silahla vursak biz de vuruyoruz. Orada zorlamaya başlıyor. Oyunun zor yerleri de ileride yani. Şu anda 26'da olduk. Ya bura bayağı kasıyor. Silah mesela profesinin 7 level olmuş. Hani giriyorsun buraya, level'ı kasıyorsun. Hoş oluyor. Yani sıkıldıkça boss'a giriyorsun. İşte main görevleri yapıyorsun. Bu arada şeyler de var. Void görevleri var. Oraya da 4 kişi giriyorsun. Orada bayağı zor oluyor. Mesela biz bir kere bir girdik. 1,5 saatimi falan orada harcadım. Böyle Medusa benzeri bir boss geldi. Onu işte kırıyorsun topunu, tekrar yandaki işçiler gelip top veriyor falan. Bossları da çok güzel. Bu arada bu gösterdim tek boss'tu. İleride çok güzel böyle tamirci boss geliyor. Heli boss gibi alev atan, ne bileyim tuttuğumu tek atan, hata payı olmayan boss'lar falan. Çok değişik şeyler geliyor. Ya oyun zaten bir yıl önce betasını oynadık. Yani betanın üzerine bir şeyler koymuşlar. Biraz da zorlaştırmışlar anladığım kadarıyla. Güncel tutacağız diyorlar. PlayStation'da, Xbox'ta oyuncusu var. Şu an mesela gene birisi Xbox'tan gelmiş. Koldan da herhalde güzel oynanıyor. Geçen PC'ye takıp öyle bir denediydim. Hatta bu videoda da bir deneyelim. Şöyle bir takayım şunu. Çok fazla oyuncusu var şu anlık. Kendine hani bir yer bulabilirse çok güzel olacak. 300 bin. Şu an mesela kola taktığımda şöyle ateş ediyoruz. Oto kitlemesi falan var. Şöyle göstereyim. Mesela şu an kitlendi mesela. Şöyle göstereyim. Kitleniyor otomatik. Ha böyle de akşamlar canınız istediğinizde koldan mis gibi keyifli keyifli oynayabilirsiniz. Mermi değilsin bakayım. Tabi silah izdik. Şu an diğer silah nasıl geçiyor? Heh. Şuraya kitlen. Skilleri atmak birazcık. Ben bunu da oynayamıyorum. O yüzden skilleri birazcık atamayacağım. Döndürelim bakalım. Orası iyi durumda. Yani keyifli, chill, çıtırlık, kafa dağıtmalık. Güzelce oynayabilirsiniz bence ya. Bizim adamlar yok ediyor tabi. Ha buradan şuraya kilitleniyor mu bakalım. Adam kestik ya. Ne kilitlenecek mi bakalım. Şöyle şuraya tutalım. Birazcık da şöyle tutayım. Sıkmayacağım bakalım. Ha, bastığımda mı şey yapıyor? Ulan var ya, kilitlenecek derken az kalsın gidiyordu ya. Değiştir bakalım. Koldan biraz zor ya. Benim oynamam en azından. Dopu da merak ederseniz onları da göstereyim. Burada işte premium satılıyor. Battle Pass satılıyor. Premium exchange'leri falan satılıyor. Başlıca herkes şey demiş. Hani bunlar kostüm. Bunlardan çok hoşuna giden falan var. Hatta benim arkadaşım var. Yani şu hizmetçi kostümü neydi? 30 dolar falan. Onu alacağım diyordu. Zaten böyle bu tarz oyunlarda bir tek Battle Pass falan üzerinden satış yapılıyor sadece. Benden de bu kadar diyelim. Severseniz The First Descent videosu isterseniz yorumlara yazın. Ona göre devam ettiririz. Rehberini yaparız. Şöyle özel boss videoları falan da yaparız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.